Değerli ilçe başkanım, değerli kadın kolları başkanım, mahalle başkanım, mahalle kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım, çok değerli meclis üyesi adaylarımız, çok değerli mahalle sakinleri, beyefendiler, değerli hanımefendiler, çok değerli gençlerimiz ve çocuklarımız. Ben de hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Böylesine güzel bir karşılama, böylesine güzel bir açılış töreni tertip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni gururlandırdınız, bizi onurlandırdınız, bizi baş tacı ettiniz. Biliniz ki sizler de bizim baş tacımızsınız. Biliniz ki 30 Mart'tan itibaren sadece sizler için bu barış, bu seçimi kazanmak istiyoruz. Size hizmet için, daha iyi bir Maltepe için, Maltepe'nin canlanması, Maltepe'nin atlanması için bu göreve talibiz. Ve bu göreve talip olurken, bu görev bize emanet edilirken, inanın bunda sizlerin katkısı var. Çünkü hakkımızda yapılan kamuoyu araştırmaları, ak kadroların buraya gelmesi noktasında mahallelilerimizin çok büyük bir kararlılık gösterdiğini bize söyledi. Bu araştırmaların sonucuna göre burada 5 yıllık bir kayıp var. Görünmeyen bir yönetim var. İzleri büyük bir çabayla silinmesi gereken kötü yönetim var. Ve inanıyorum ki 30 Mart 2014 zaferi AK Parti'nin zaferi olacak. Yani Maltepe'nin zaferi olacak. Zira Maltepe İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri. Ama en kötü yönetilen ilçelerinden biri. En geri kalmış ilçelerinden biri. Hatta giderek güvenlik sorunu yaşayan ilçelerinden biri. Maltepe böyle anılmamalı. Maltepe milli manevi bir kimliğe sahip güzel ilçelerimizden biri. İstanbul'un fethinden 100 yıl önce buraya gelip yerleşenlerin ve burada ikamet edenlerin şehri. İstanbul'un fethine katkıda bulunanların şehri. Aziz İstanbul'un aziz bir parçası. Bunu böyle görmeyenler utansın. Zira bunu böyle görmeyerek bu ilçeye hizmet etmemek demek emaneti hakikaten sağlamamak demek ve biz bu emaneti alacağız inşallah ve bayrağı, AK bayrağı, AK Parti'nin bayrağını Maltepe'ye dikeceğiz ve inşallah bir daha da inmesine izin vermeyeceğiz. Hem hükümetimizin, hem illerimizin ve ilçelerimizin 2022-2023 hedefleri var. 2023 hedefleri Cumhuriyetimizin 100. yılının hedefleri. Bunlar belli, alanları belli. Enerji alanında, güvenlik alanında, emniyet alanında, eğitim alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında 2023'te neler yapacağımız belli. Bizler böylesi bir kadronun ekipleriyiz. Böylesi bir kadronun, yani AK kadronun temsilcileriyiz. İllerimizi böyle görüyoruz, ilçelerimizi böyle görüyoruz, ülkemizi de böyle görüyoruz. Bu sebeple de bu ülke birilerine emanet edilemeyecek kadar önemli ve insanlığı değerli bir ülke. Hakeza ilçelerimiz ve illerimiz yine böyle. Ancak ehil olanlara emanet edilebilecek bir İstanbul'umuz, bir ülkemiz var. Yeni bir Türkiye anlayışı içerisindeyiz. Yeni Türkiye demek planları olan, insanların mutlu olduğu, müreffeh bir Türkiye demek ve dünyanın ilk beş ekonomisinin içine girebilmek demek. O sıralarda yer almak demek. Bizler bir hayli arkadaydık. Dünya ölçeğinin çok gerisindeydik. Hatta uçurumun kenarında bir ülkeydik. İşte AK kadrolar uçurumun kenarına gelmiş bu ülkeyi aldılar ve dünyanın 16. ekonomisi haline getirdik. Bu önemli bir başarıdır. Dünyada gerçekten kendi gücünü ortaya koymuş, dünyanın gözünü yönelttiği bir ülkedir artık Türkiye. Bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin yatırımlarına yakışır bir büyük şehir İstanbul'da ve 39 ilçede de
aynı temsiliyeti görmek istiyoruz. Aynı eşit hizmeti insanlarımıza tek tek ulaştırmak istiyoruz. Birlikte yöneteceğiz demek çok hamasi bir söz. Biz sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı çözme noktasında büyük bir iradeyle geliyoruz. Yereldeki irademizi sizin sorunlarınızı çözme noktasında göstereceğiz. Ve bu irade inanıyorum ki Maltepe'yi İstanbul'un en güzide, en asude ilçelerinden biri haline getirecek. Çok ciddi mega büyük projelerimiz var. Bu projelerden birinin zaten dörtte birlik kısmı tamamlanmış durumda. Aşağıda bir kültür, spor, aktivite alanımız var. 1.200.000 metrekarelik bir alan. Mayıs ayı itibariyle bu alanı açacağız. Bütün Maltepe'liler bu alandaki bütün faaliyetlerden istifade edecekler. Yepyeni bir merkezimiz olacak. Yemyeşil bir merkezimiz olacak. 25.000 ağacın dikildiği yemyeşil bir ilçe olmaya doğru gidiyoruz. Bununla da bitmiyor. Yukarıda başı büyük tarafında belki de Türkiye'nin en büyük bölge parkını inşallah açmak için çalışmaları büyük şehrimiz başlatacak. Burada da 5.800.000 metrekarelik bir yeşil alan var. İstanbul yeşili görmek, yeşile dokunmak için bundan sonra Maltepe'ye gelecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu buradaki küçük esnafın canlanması demek. Buranın yeni bir cazibe merkezi olması demek. Buradaki insanların daha güler yüzlü, geleceğe daha umutla bakan kişiler olması demek. Bir diğer projemiz havaray sistemi. İstanbul'da 6 noktaya, sadece 6 noktaya verildi. Biz ilçe başkanımızla bunun bir tanesini büyükşehirden talep ettik ve getirdik buraya. Sizlerin emrine getirdik. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü sadece ileri gelişmiş ülkelerde olan bir taşımacılık sistemidir. Havadan taşımacılık, 200 kişilik bir kapasitesi olan bir taşımacılık, 4,5 kilometre uzunluğunda olan bir tramvay, fakat havadan bu taşımacılık gerçekleşecek. Bu da Maltepe'yi hakikaten herkesin görmek istediği bir ilçe haline getirecek. Bir diğer projemiz yayalaştırma projesi. Projelerimizi zaten sizlere sunacağız. Sizler bunları göreceksiniz, değerlendireceksiniz. Bunun yanında yine çok önemli bir projemiz Marmara Üniversitemiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin ikinci büyük üniversitesidir Marmara Üniversitesi. O da Maltepe'mize taşınıyor. Şu anda hastane olarak taşındı. İş Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi. Bu binalardan sonra da Marmara Üniversitesi'nin diğer bütün bölümleri buraya gelecek. Burası gerçekten çok büyük bir üniversite şehri olacak. Gençlerimiz rahat olacaklar. Kendi üniversitelerine, kendi ilçelerindeki üniversitelerine gidecekler. Annelerimiz rahat olsunlar. Burası her zamankinden daha güvenli bir şehir olacak. Eğer biz bu yatırımları tamamlarsak ve tamamlayacağız inşallah, tamamladığımızda Maltepe herkesin gelip yaşamak istediği bir ilçe olacak. Malumunuz bugün kontrolsüz, otoritesiz ve bazı noktaları itibariyle de emniyetsiz bir ilçe. Bu tehlikeli duruma başta kadınlarımız dur diyecek eminim. Onlar seslerini çıkartacaklar. Gençlerimiz dur diyecek. Gençlerimiz bizden spor merkezi isteyecekler. Kültür merkezi isteyecekler. Gençlerimiz bizden güvenlik sorununu çözlemekten öte ki bunu söylüyorlar. Gençlerimiz bizden daha farklı, daha fazla şeyler isteyecekler. Daha fazla isteyin, biz yerine getirmeye hazırız gençler, kadınlar ve beyefendiler. Bu şehir sizin. Bu şehri siz inşa edeceksiniz. Bu şehri güzel bir şekilde torunlarımıza, torunlarımızın torunlarına bırakacak şekilde yeniden inşa edeceğiz inşallah diyorum. Ben böylesi bir güzel karşılamadan dolayı çok onur duydum. Partim adına, teşkilatım adına, İstanbul Büyükşehir adına ve inanıyorum ki bu karşılama 30 Mart'ta kazanılacak zaferin ilk adımları. Bu zafer bizimdir. Zafer ancak bir ekiple kazanılır. Zafer için bir ruh gerekir. Biz çalışma ruhunu taşıyan,
Biz yatırım ruhunu taşıyan, girişimci ruhunu taşıyan AK Parti'nin kadrolarıyız. AK Parti'nin ak kuşaklarıyız. Bu noktada milletimizle hiçbir sorunumuz yok. Milletimizi ayrıştırmıyoruz. Onları marjinalleştirmiyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Bizler CHP'li seçmenin de, MHP'li seçmenin de adayıyız. İnanıyoruz ki 470 bin kişinin yaşadığı Maltepe'de herkese eşit hizmet sağlayacağız. Eşit hizmeti gerçekleştireceğiz. O yüzden 470 bin kişinin burada adayı olduğumu söylemekten de hiç çekinmiyorum. Çünkü biz böyle gördük. Biz insana değer veren bir medeniyetin çocuklarıyız. Hepimiz Anadolu coğrafyalarının farklı kesimlerinden koptuk, buralara geldik. Burada birlikte yaşıyoruz. Birbirimizi birini diğerinden ayırmaya hiç gerek yok. Hepimiz aynı değerlere, aynı vefaya, aynı sadakate sahibiz. O yüzden diyoruz ki insanı yaşatalım ki Maltepe yaşasın. İnsana değer verelim ki Maltepe yücelsin. Bütün derdimiz budur. Hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sağ olun, var olun.